Spinoza'nın ifadesiyle önemli olan yargılamak değil, anlamaktır. Hadi düşünmeye başlayalım. Eğer safra kesen tüm çöplerini biriktirmişse, içindeki yargıcı en acımasız yargıç haline getirebilirsin. Ne kendine ne de başkalarına hümanist davranamazsan, yargılamaktan sevmeye, severek yaşamaya alan yaratamazsın. Bedenin en uzun ikinci meridyeni safra kesesi meridyenidir. Kendinden sonra gelen karaciğerde üretilen safrayı depolar ve sindirimi çalıştırmak için ince bağırsaklara gönderir. Bu sentezleme sırasında aynı zamanda yağ yakımı gerçekleştirerek sindirimi hızlandırır. Yüz bölgesinden gözün hemen yanından başlayarak tüm kulak alanlarını başın önünden arkasından devam ederek bedenin yanlarından dış bölgesinden yol alarak ayağın dördüncü parmağına kadar iner. En uzun meridyen olması sebebiyle geçtiği hatlardaki birçok organa, dokuya ve diğer meridyen hatlarına etki eder. Sistemin tamamında enerji düzeylerinin değişmesine neden olur. Esas olarak beden sıvılarının dengelenmesiyle görevli olan meridyen hattıdır. Safra öz suyu, tükürük bezleri, tüm enzimlerle ve tiroid hormonlarının dengelenmesiyle ilgilenen meridyen, sert duyguların geçiş noktasıdır. Yang meridyen olan eril enerji günü, güneşi, pozitif enerjiyi temsil ederken, aynı zamanda sol beyin işlevli savaşçılığı, konuşmayı da temsil eder. Meridyen yanlış çalışmaya başlarsa cezalandırıcı, yargılayıcı, suçlayan bir tutum sergileyebilirsin. Sevgiyi, yumuşak davranmayı zayıflık göstergesi olarak da algılayabilirsin. Burada negatif bir duygu geliştirdiysen, hayatın hangi alanlarında kendini ezilmiş ve öfkeli hissettin, nerede ne hissettin de ayakların yere basmadı, nerede kendini güçsüz hissettin de dışarıya karşı sert görünmeye çalışıyorsun. Lütfen bunları kendine sor. Enerjisi bozulmaya başlayan safra kesesi meridyeni, aldığın kararların ve yargıların süzülerek bedenine, ruhuna sirayet eder. Ani verilen kararlar, öfke kontrolü, meridyenin ruhsal boyutlardaki chi enerjisiyle alakalıdır. Ya da karar verme, sorumluluk alma, karar vermekten kaçınma meridyenin yine çalışma alanlarıdır. Meridyen hattındaki enerji değişikliklerin kendi duygularına kanal olur. Emosyonel bir yapıya sahipsen ne zaman heyecanlanacağın, ne zaman duygulanacağın belli olmuyor, değişen ruh halin varsa bu bir hastalık olarak kabul edilmese de depresyon gibi bazı mental hastalıkları gizliyor da olabilirsin. Safra kesesi meridyeninin ters çalışmasıyla, yukarı dönmesiyle mide, dalak, pankreas, kalın bağırsak meridyenlerinde etkilenir. Midede oluşan doluluk ağzından acı bir tat ve acı sıvının gelmesine neden olabilir. Abdominal bölgede gerginliğe neden olan bu durum sana bazen kabızlık, bazen de feceste gevşeklik, ishal yaşatabilir. Bu durum daha çok kendini yetersiz hissettiğin zamanlarda görülebilir. Derin acizlik ve yetersizlik duyguların birey olarak davranılmadığın çocukluğundan geliyor olabilir mi? Bu duygun saklı kaldığı için yetişkinliğinde hangi işi yapıyor olursan ol, ne kadar başarılı olursan ol, dönüştüremediğin sürece enerjisi etkisi altında bulunursun. Bunu ancak her alanda olduğu gibi kendini sevmeye başlayarak çözebilirsin. Duygunun madde bedende çöreklenmiş hali ruhsal katılaşmaya nedendir. Kendini değersiz hissettiğin ve yargıların bir yerlerde hastalık olarak belirir. Derin anlayıştan doğacak sevgiyle maddenin ve duygunun her seviyede değişebileceği konusunda sana teminat verebilir. Sezgisel hareket eden bilinçaltın kendinin değerli olduğunu hatırladığında var olmaya çalışma eğilimi göstererek yeni enerjiler yaratabilir ve tüm hücrelerinde değersizleştirildiğin her alanı şifalandırabilirsin. Her şey zıttıyla vardır, biraz farkındalık işini kolaylaştırabilir. Evrende her zaman gözlemleyici olarak kaldığında, en çok da kendini gözlemlediğinde, bunun önünde engel olan ne varsa bir bir açığa çıkıp yok olacaktır. Bu ortaya çıkan gerçekliğin ile var olma sanatını yeniden çalıştırabilir, kendi kavramlarını oluşturabilirsin. Bu sayede tıkanan, yavaş çalışan safra kesesi enerji hattının blokajlarından kurtularak bedene sızdırdığı safrayı geri temizleyecektir. Sağlıklı ve dengeye gelen meridyen sorunlarla yüzleşmekten korkmadan başa çıkma gücünü sevgiyle yeniden yapılandıracaktır.
Öfkenin meridyeni karaciğer ile yakın ilişkide olan safra kesesi meridyeni, hayata karşı duyulan içinde çocukluğundan anlaşılamamanın getirdiği öfke olarak karşına çıkar. Sürekli savaş halinde hissettiğin için yıkıcı karakter sergileyebilirsin. Meridyen yüklü olduğu zaman anlayıştan yoksun, ben merkezli çalışan meridyen, mevcut durumlarda şikayetçi pozisyonda gereğinden fazla inatçı ve hırs duygusu üretmeye meyilli yaşayabilirsin. Güç gösterisini seven meridyen akışından çıkmış ise, çevrendeki ailen başta olmak üzere herkese karşı agresif tutumlar ortaya koyarak emredici ifadeler kullanırsın. Sertlik senin bilinçaltında yatan ezilmişliğinin bastırılmış duygusudur. Sen kontrolsüz bir şekilde ezici güç kullanmaya başladıkça yakın çevren, iş arkadaşların sana sevgi ve saygı duymaktan çok sadece mesafeli olmaya çalışır. Yalnızlaştığını fark etmeye başladığında kendini sorgulamak yerine diğerlerine olan sebepsiz öfken artmaya devam eder. Sen bu negatif duyguları sürekli yaşamaya başladığında vücudunda dolaşan evrensel yaşam enerjinde sorunlar çıkmaya başlar. Bedeninde her hücrende dolaşan enerji kana karışarak kanını da zehirleyebilir. Kan yoluyla beslenen vücudunda enerji blokajları oluşarak hastalıklar meydana gelebilir. Stresli ve öfkeli olduğun anlarda bacaklarında kasılmaların, ellerinde titremelerin, diş sıkmaların tüm bedenini etkiler. Kötü beslenmeye, ağırlıkla hayvansal gıdalara yönelerek sindirim dengeni de bozarsın. Denge bozulduğunda öfke tekrar ortaya çıkar. Konuşurken kendini kasarak konuşmaya başlarsın, yüzün kızarır, kulaklarında çınlamalar, baş ağrıların migren seviyesinde yoğun hissedebilirsin. Aniden sinirlenerek ağzından çıkanı duymaz, hatta şiddet eğilimi gösterebilir, küfür noktasında sözler sarf edebilirsin. Aşırı yüklü olan safra meridyenin güçten zevk alır. Karşındakini susturdukça sen kendini güçlü görüp daha ileriye gidebilirsin. Dengeli olan meridyen senin hayatın her alanında cesur ve savaşçı olmana yardım eder. Ayrıca safra kesesi aynı zamanda uykunun da kalitesini etkileyen bir organdır. Eğer enerji hattında doğru gitmeyen bir şeyler varsa gece aniden uyanarak uykuya geri dönmede zorluk çekebilirsin. Uyku kaliten düştüğü zaman gecenin ve karanlığın enerjisiyle beslenen meridyenin enerjisi düşer. Uyku dengesizleştiğinde safra kesesi meridyenin zayıflamaya başlar. Hayattan zevk almamaya başlarsın. İnisiyatiflerin de meridyeni olan enerji hattın inisiyatif almaktan kaçar. Sorumluluk gerektiren kararları başkalarına yükleyerek işin içinden çıkmaya çalışırsın. Şakaklarında ağrı, boyunda tutukluk, omuzlarda yük gibi ağrı, kasıklarda psoas kasında, kalçalarda piriformis kasında ağrılar, dizlerde diz kapağı yanlarında baskı gibi hissettiren ağrılar yaşayabilirsin. Hayatta ilerleyememe ile eşleştirdiğin bu ağrılar, baba enerjisi hakimiyeti altında olduğunun da işaretidir. Bacakların dış yüzeyindeki ağrılar genelde dışarıdaki alanlardan kaynaklıdır. Yargıların meridyeni de olan safra kesesi enerji yolu ağrıları, tutulmalar, başkalarını ne kadar yargıladığını da ifade eder. Hatırlayalım ki biz insanlar evrensel enerji alanlarında birlikte yaşıyoruz ve frekanslarımız her an iç içe hareket halinde. Bize benzemeyen herkesi yargıladığımızda, ötekileştirdiğimizde, nefretle söylediğimiz her cümlede onun evrensel enerji alanına gireriz. Farkında olmadan aynı titreşimde hak alanlarını da ihlal edebiliriz. Sosyal yaşamda bu ne kadar göz ardı edilse de hak alanları ağır karmaların oluşmasına neden olabilir. Nefret söylemleri, yargılar kasların en derinlerine, fasyalara kadar iner, buralarda kaslarda sertleşmeye neden olabilir. Özgür alanlarda yaratılan hiçbir insan bize benzemek zorunda değildir. Zihin bilmediği bir şeyi açığa çıkaramaz, söyleyemez. Bu durumda kendi düşüncelerimizi kontrol etsek daha doğru olur sanki. Yaradanın ilahi sisteminde her yaratılanın rolü farklıdır. Bu bakış açısı bizi daha zengin bir ruh haline getirebilir. Bunun yanı sıra kendi kendine oluşturduğun yargı alanlarında yine ağrı ve hastalık olarak döner. Acımasızca kendini haksız yere eleştirdiğinde kasların tepki olarak ödem tutmaya başlar. Sinir ucu hasarlarına neden olan duygun kendinle çelişmen ve öfkendir.
Yürüme, merdiven çıkma ve oturduğun yerden kalkarken güçsüzlüğe neden olan kas problemleri büyük olasılıkla yaşadığın çaresizlik ve yenilmişlik algınla ilgilidir. Kaslarında oluşan bu algı aynı anda beyninde de yer etmeye başlar. Beyninden çıkan hareket et emri vücudunu saran periferik sinir sistemi tarafından kas hücrelerine ulaşacak şekilde çalışır. Ancak meridyen sinir uçları hasarlandığı için bu emri net olarak alamadığında kaslarda güçsüzlük başlar. Safra kesesi meridyeni mutlaka dengeli çalışması gereken bir meridyendir. Meridyenin geçiş noktaları hem uzun hem de biraz karışıktır. Bedende her enerji hattı aynı zamanda ayrı hatlar üzerinden öyle iç içedir ki bir önceki bir sonrakini güçlendirecek şekilde çalışır. Safra kesesi meridyenini şöyle anlatayım. Gece 23 ile 01 arası çalışan meridyenin en aktif olduğu saatlerdir. Bu saatlerde uykuda olmak meridyeni güçlendirecek, temizlenmesine yardımcı olacaktır. Yine şifa çalışmasını birlikte yapalım. Bedeninin her iki tarafından geçen meridyene uygulamayı göz kenarlarından başlayalım. Hemen burada söylemek isterim, gözün beyaz tabakasındaki sararmalar, çapaklanmalar, blefarit kirpik dipi iltihapları, safra kesesinde sorun olduğunu gösterir. Gözlerde kaşların hemen üstünden başlayalım. Kulakların açıklığına gel. Kulaktan 5 cm kadar yukarıya çık. Burada bir daire çizerek kulak arkasından meme hizasına gel. Buradan başın yan arkasından, burası beynin temporal hafıza, algı, konuşma merkezine denk gelir. Öne alnına frontal lobu hizalayarak iki kaşın arasında denk gelecek şekilde çok aşağıya inmeden ilerle. Burada biraz dur lütfen. Aynı hizadan geriye 2 cm kadar açı ile başın arkasına geri dönüyoruz. Başın arka bölgesine parietal loba geldik. Burası yön belirleme, tad alma, eklem ve kasların yönetildiği alandır. Şimdi aşağıya beynin arkasından oksipital görme alanına doğru inerek boyundan, omuzdan kürek kemiklerine doğru indik. Bedenin dışına doğru kaburgalarının bitiş noktasına gel. Dışa doğru 5 cm kadar girinti yaparak yanlardan kasık hizasına doğru ilerle. Leğen kemiğinin üstüne geldi. Bedenin dışına gelecek gibi leğen kemiğinden kalça kemiğine hafif bir eğim yaparak bacağın yanından, diz kapaklarının yanından, ayak bileğinden, ayağın 4. parmağına denk gelecek şekilde ilerle ve parmak ucunda bitir lütfen. Tuttuğun, bırakamadığın bütün yargıların öfken gitti, bitti sayıyorum. Rengi açık yeşil olan meridyeni temizlerken yeşilin o ahengini düşünmeye çalış. Yeşil doğanın ve yaşamın ta kendisidir. Su elementinin hakim olduğu meridyen enerji alanı duygularının donuklaşmasıyla katı bir hal alır. Tekrar sıvılaştırmak, çalıştırmak için küçük bir çalışma önerim var. Çok rahatlatıcı bu egzersizi beraber yapalım. Sırt üstü yatalım, ayaklarımızı dümdüz yere basacak şekilde dizlerimizi bükelim. Ellerimizi başın arkasına koyalım, baş parmaklarımızla başın arkasına bastıralım. Derin bir nefes alalım, omuzlarımızı iyice yere dengeleyelim. Bacaklarımızı karnımıza doğru çekelim, derin nefes alıp tekrar uzun bir şekilde nefesi bırakarak gövdemizi sağa sola döndürelim. Bu basit hareketi 3 kez tekrarlayalım. Şifa olsun.